Gerçek adı Gencer Yıldırım Geç olan sanatçı Yıldırım Gencer, Ziyaettin Efendi ile Nebat Hanım'ın oğlu olarak 25 Kasım 1936'da Sakarya Akyazı'da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi'nin ortaokul bölümünden mezun olduktan sonra bir müddet ticaretle uğraşan Gencer, 1956'da evlenerek Tuncer ve Tunç adında iki çocuk sahibi oldu. Gencer sinema dünyasına Elalem Ne Der filmi ile 1962'de adım atarken Yılmaz Güney'in Canlı Hedef, Natuk Bayta'nın Sırtımdaki Bıçak ve Tunç Başaran'ın yönettiği Büyük King gibi filmlerdeki rolleriyle ünlendi. Zamanla Yeşilçam'ın Salon Kötü Adamı, mafya lideri gibi karakterlerin aranan adamı haline gelen Gencer, çok sayıda film ve televizyon dizisinde başrol ve ikinci derece rolleri oynadı. Gencer 170'ten fazla filmde rol alırken Yarın Artık Bugündür, Küçük A, Süreyya gibi TRT yapımlarında görev üstlendi. Sanatçı Natuk Baytan'ın yazıp yönettiği 1964 yapımı Sahildeki Ceset filminde Tülin Elgin'le başrol oynadı ve güçlü oyuncuların yanında sergilediği oyunculuğuyla dikkati çekti. Sahildeki Ceset filminin ardından Gencer B kategorisindeki yapımcıların oynattığı cönler arasında isim yaptı ve peş peşe filmlerde rol almaya başladı. Yeşilçam'ın ilk fantastik türlerinden olan Killing filmlerinde de başrolde yer alan oyuncu, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Göksel Arsoy, İzzet Günay ve Fikret Hakan gibi birçok isimle birlikte çalıştı. Eşi Feriha Gencer'den 1975'te boşanan, çevresinde alçak gönüllülüğü, kendine özgü gösterişli yürüyüşüyle ve duruşuyla sevilen sanatçı, 1981'de Kamba filmiyle yönetmenliği denedi. Gencer, 1995'te memleketi Akyazı'ya gidip son 10 yılını orada geçirirken, 18 Ocak 2005'te 69 yaşındayken geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Yalnız yaşayan ve cenazesi komşuları tarafından bulunan sanatçı, Kuzuluk Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Kuzuluk Merkez Mezarlığı'na defnedildi. Yıldırım Gencer'in kardeşi Gündüz Gencer, ağabeyinin vefatının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da sinemayla iç içe yaşadı. Yaklaşık 10 yıl önce de tekrar doğup büyüdüğü Akyazı'nın Kuzuluk beldesine yerleşti. Burada tek başına yaşıyordu. Belirli zamanlarda ailece bir araya geliyorduk. En son yılbaşını hep birlikte evinde geçirdik. Kafkas kökenli olduğum için ağabeyimle birlikte Kaf Dağı'nı Terk Edenler filmini çektik. Bu filmi ve Halit Refik'in yönettiği, Can Gürzap ve Selçuk Özer'le birlikte oynadığı Yorgun Savaşçı televizyon filmini çok severdi. Değerlendirmesinde bulunmuştu. Yıldırım Gence'nin rol aldığı bazı yapımlar şöyle. Killing İstanbul'da, Killing Uçan Adama Karşı, Kilink canilere karşı, Namus belası, Malkoçoğlu krallara karşı, Yahya kaptan, Zirvedekiler, Sarhoş, Gülpembe, Tatar Ramazan sürgünde, Yalnızlar, Ah kardeşim, Kabadaylar kralı, Kan çiçeği, Bombacı, İslamiyetin doğuşu, Yarın artık bugündür, Kuruluş Osmancık, Küçük A, Hazreti Ayşe, Yedi Bela, Silah Arkadaşları, Ayrılık Hasreti, Melek Yüzlüm, Domdom Kurşunu, Kartal Bey, Ejder'in İntikamı, Kan Bağı, Tilki Payı, Ölüm Kararı, Kirli Eller, Kızıl Maske, İntikam Yemini, Affedilmeyen Günah.